Şimdi eskiden bakan olmak çok istenilen bir şeydi. Kabine üyesi olmak tabii parlamenter sistemle yönetilirken Türkiye. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinden beri bazı isimler neredeyse bakan olduklarına üzülüyorlar. Bu noktada belki şunu hatırlamak lazım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hani o doktorlarla ilgili düzenleme konusunda gazetecilere bir açıklama yaptığı görüntü vardı. Orada Cumhurbaşkanı müdahale ediyordu. Yani genel olarak aslında izlenim şu, bu sistemin ardından bakanların zaten bir etkinliği, bir yetkinliği yok. Her şeye Cumhurbaşkanı Erdoğan karar veriyor. Hatta nasıl açıklama yapacaklarına dahi, ne söyleyeceklerine dahi o karar veriyor. Dolayısıyla bakanlık oldukça zorlaştı bu dönemde bu sistemle birlikte. Şimdi daha önce Lütfü Elvan'ı hatırlıyoruz, Hazine ve Maliye Bakanı. O da istifa etmek istediği onun da konuşulmuştu. Ankara kulislerinde böyle bir iddia vardı. Tam da o sırada Lütfü Elvan çıktı, bir faiz çıkışı yaptı. O sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon sonuç tezinin tam aksi yönde bir çıkıştı. Sonra AK Parti grup toplantısında onun Cumhurbaşkanı'nı alkışlamadığını da görmüştük. Sonra da zaten görevden alınma gerçekleşti. Yerine Nurettin Nebati getirildi. Şimdi benzer bir tablo olduğunu görüyoruz Adalet Bakanlığı koltuğundaki değişimde de. İsmail Saymaz bir haber yaptı. Bir kulis bilgisini kamuoyuna duyurdu. Ona göre diyor ki 4 günde 2 kez istifa etti diyor. Ve ilk istifası kabul edilmemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Kabul edilmedikten sonra kürsüye çıktı Abdülhamit Gül ve o MOBESE kaydı alınmasına yönelik bir gönderme olarak yorumlanan sözleri söyledi. Kimsenin özel hayatı bu anlamda ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade etmez gibi bir ifade kullandı. İşte o kürsüdeki eleştirisinden sonra da görevden alındı. O nedenle bu başlıkla görevden affı kabul ettirme yolu kürsüde eleştir diyerek verdik. Cumhurbaşkanının da bir açıklaması var bu konuyla ilgili, gelin izleyelim. Hepimiz faniyiz. İnsanlar gelir geçer. Önemli olan şu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hangi görevde, hangi unvanda, hangi sorumluluk mevkiinde bulunursak bulunalım, bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Tabii bir de ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde vatanlarına layık olamayanlar da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gül'ün istifasının ardından ilk kez konuştu. Kabine revizyonu için bayrak yarışı dedi. Gerektiğinde yeni değişikliklerin yapılabileceğini de söyledi. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz gayet tabidir. Her görev gibi kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. 2018 Temmuz ayından bugüne kadar 6 bakanımız değişti. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Bizim için asıl olan ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak. Dijital kompaslarla insanların hayatını tarumar eden, insanlara kumpas kuran bu anlayış, bu FETÖ'cü zihniyetin de asla ama asla unutulmaması gereken bir mücadele alanı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Abdülhamit Gül'ün Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE kayıtlarına sızdırılmasına yönelik o çıkışı istifasına getirdi yorumlarına neden oldu. Ama gazeteci İsmail Saymaz'a göre aslında Gül o konuşmadan günler önce af talebinde bulunmuştu. Hatta programdan bir gün önce istifasını yazıya döküp Beştepe'ye gönderdi. Konuşmaların, kişisel verilerin ifşa edilmesi, tüm toplumun önüne serilmesi asla kabul edilemez. Diğer bakanlar gibi bir pozisyonu yoktu, bir tavrı yoktu. Daha sağduyulu, daha sakin, olaylara daha soğukkanlı bakan bir profil çiziyordu. İstifasının arkasında hangi gerekçelerin yattığını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz ama benim bunu dillendirmem çok doğru olmaz. Adalet Bakanı sıfatıyla katılacağı son tören olduğunu Gül'den başka bilen yoktu. Ama iddiaya göre Gül gideceğini biliyordu. Yani MOBESE çıkışıyla Gül aslında tarihe not düşmek istedi. O konuşmada Gül ayrıca önceden hazırlanan metninde dışına çıktı. Kimsenin özel hayatının bu anlamda ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade etmez. Hukuk da bunu kabul etmez. Geçmişte bunu FETÖ yapıyordu. Soruşturmaları adeta dosyaları şüphelinin günlüğü gibi tutuyordu. İnşallah bundan sonra da bu tarz olaylar yaşamayız. Bu olay Adalet Bakanı'nın kellesini aldı. Birazcık düzgün kim varsa onları herhalde bu iş gibi götürecek görünüyor. Yaptığı bir açıklama mı etkili oldu bilemiyorum.
O çıkıştan sonra Cumhurbaşkanı sözlü istifasını geri çevirdiği Gül'ün dilekçesini aynı gün kabul etti. MOBESE çıkışı etkili mi? O soru hala yanıtsız. Muhtarlarımız diyor ki şurada var, burada var. Efendim mahkeme kararı var, yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin ya. Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin değil. Hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım. Anlayışıdır hukuk devleti. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Gül'ün istifasına ne neden oldu bilinmez ama İçişleri Bakanı Soylu'ya açıktan destek veren MHP lideri Bahçeli'nin de Gül'ü istemediği konuşuluyor. MHP kontenjanından seçilen Hakimler Savcılar Kurulu üyesini istifaya götüren süreçte Bahçeli'nin Gül'ü sorumlu tuttuğu kulislere yansıyanlar arasında. Meclisin seçeceği 7 HSK üyesinin birini MHP belirlemişti. Cumhuriyet'in haberine göre MHP kendisinin bir İYİ Parti'nin 2 kontenjan elde etmesinden rahatsız oldu. MHP kontenjanından seçilen Hamit Kocabey daha sonra istifa etti. Bahçeli'nin hukuk danışmanı oldu. Yani sorun kişisel değildi. MHP HSK'ya seçilecek yeni üye için de aday belirlemedi, AKP adayına destek verdi. Gül HSK'daki İstanbul grubunun hakimiyetini kırmıştı. Gül'ün HSK'daki etkinliği nedeniyle Bahçeli'nin üye seçiminden Gül'ü sorumlu tuttuğu öne sürülüyor. Ne dosyadan ne de delilden asla haberi olmayanların oluşturduğu yaygın kampanya sizin adil kararınızı asla etkilemez. Şunun hoşuna, bunların hoşuna gitsin diye karar verilmez. Evet, bir son dakika bilgisini de aktaralım. Son 24 saate ilişkin COVID-19 verilerini açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Vaka sayısı 93.261, vefat sayısı 182. Hala çok yüksek rakamlar olduğunu belirtelim. Fahrettin Koca bu bilgilerle birlikte bir mesaj da yayımladı Twitter adresinden. Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın dedi. Salgın halen gündem olmaya devam etse de kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü asla unutmayın ifadesini kullandı. Aslında bu zamana kadar yaptığı açıklamalar bu verilerle birlikte biraz uyarı niteliğindeydi. Bu kez farklı bir mesaj paylaştı. Ama o mesaja bakınca biraz tabloyla uyuşmuyor diyebiliriz. Çünkü rakamlar hala çok yüksek. 93.261 son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı, 182 kişi daha. Bakın çok yüksek bir sayı. Hayatını kaybetti son 24 saatte COVID-19 nedeniyle. Rahmet dileyelim onlara da. İkinci doz aşı yapılma oranı %84.42. Test sayısı 435.513 ve bu harita ikinci doz haritası, ancak uzmanlar üçüncü dozun, hatırlatma dozunun da yapılması gerektiğini söylüyor. Aman rehavete kapılmayın ve önlemlerinizi almaya devam edin hala sayıların.